Yani cidden güzel bir bug olmuş oldu. Bu sorunda da neydi bu sorunun adı? Bedlion'da da güzel bir şekilde. Ruhi Gamer'den arkadaşlar beyseydik. Bugün ben arkadaşlar Solar Games soracağız arkadaşlar. Solar Games 4 mapindeyiz. Umarım güzel bir oyunu. Beni mutlu etmeyi ve destekmiş videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın gençler. Bedlion sorunundayız bu arada. Allah. Tamam. Bedlion sorunundayız bu arada. Benim yine mouse şöyle bir yukarıya gitti arkadaşlar. Biliyorsunuz benim mouse arada sırada böyle yukarıya falan gidebiliyor. Ve arkadaşlar cidden hani şu an Sorur'da bayağı bildiğiniz şerefsizler var. Türklere küfür eden. Ya küfür etmek istemiyorum ama adam gelmiş kendi benim milletime küfrediyor. Yani böyle bir şey, kusura bakma dostum, bu arada kesmek zorundayım. Adam gelmiş, bakın chat'teki mesajları göstereceğim. Geliyor bana küfrediyor. Türklere küfrediyor. Ne yaptı Türkler sana, koydum ya. Bu kadar mı hani şey olur? Demek ki arkadaşlar biz millet olarak öyle bir koymuşuz ki bunlara hala şey yapamamışlar yani. Hala etkisinden çıkamamışlar. Saçma saçma chat'ten İsmet RG hack yok, İsmet RG fuck yok, bilmem ne şey diye küfür ediyorlar. Cidden bu da benim açıkçası sinirimi bozuyor arkadaşlar yani. Bir sürü arkadaşlar bu tip olaylarla karşılaşacağım video çekerken, böyle iftira atanlarla, küfür edenlerle bir süre karşılaşacağım. Zaten Bedlion sorununu da ben bir önceki video çekmemiştim, Gommage'de çekmiştim. Bedlion sorununu da çekmeme sebebim arkadaşlar, Bedlion sorundakilerin de genellikle MCSC kitlesi, yani genellikle MCSC oynayanlar var Bedlion'da. Ve hani MCSC kitlesi dediğim gibi nasılsa Bedlion'dakiler de öyle, Türklerin hiçbirini sevmiyorlar, Türkleri istemiyorlar. Doğal olarak yani ben de Türk olduğum için de, hem de benim böyle bir birazcık daha fazla böyle popülerliğim olunca, bu hack konusu falan olunca artık benden çok daha fazla nefret ediyorlar. Maalesef falan demiyorum ve bundan dolayı da üzülmüyorum. Çünkü bu hani yabancı adam arkadaşlar, yani zaten Türkleri sevmiyor. Benim de sevmemesi gayet normal bir şey. Elin yabancı adam benim hiç umurumda değil. Zaten videolarımı da izlemiyor. Şey de yapmıyor yani. Ben de kendisini açıkçası öyle çok fazla sevmiyorum ama gidip de en azından saygısızlık etmiyorum yani. Ona veya onun milletine küfür etmiyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. O adam hakkında da yani diyeceğim hiç fazla bir şey yok. Gelsin burada. Hadi yiyorsa beni kessin, eğer o kadar kendine çok güveniyorsa gelsin kessin beni arkadaşlar. Bekliyorum yani. Ama benim en çok üzüldüğüm nokta işte bu. Bize bana küfreden adam, bana küfreden adam Türklere de küfrediyor. Gidip bir Türk'ün bunu desteklemesi, yani mesela bir tane yabancı adam benim hack videomu ne koymuştu, bana hack demişti ve ondan bir önceki videosuna bakıyorum ben, Türklere küfrediyor. O videosunun altına da işte beni çekemeyen bazı arkadaşlar gitmiş adamı tebrik falan etmiş ama tebrik eden adam da Türk. Yani neden adam senin milletine küfrediyor bir önceki videoda ve sen gidiyorsun bu adamı destekliyorsun yani. Demek ki savaş falan olsa sen gideceksin bunların tarafında savaşacaksın. Hiçbir bir milliyetçilik duygun yok cidden. Hani bunu anlamıştım. Evet, bunu belki sorgulamak bana düşmez ama adam arkadaşlar sizin milletinize, ırkınıza küfür ediyor. Sonra siz gidiyorsunuz bu adamı destekliyorsunuz yani sırf bana inat. Cidden bu çok yanlış bir şey. Evet, beni sevmeyebilirsin, beni desteklemeyebilirsin ama gidip de yani bu adamı da desteklememen lazım diye ben düşünüyorum. Destekliyorsan yanlış olan bir şeyler vardır diye ben düşünüyorum arkadaşlar yani. Mesela hani ben MCSC tarihinde cidden böyle çok fazla bir kitleye ulaşıp bayağı bir fazla oyun kazanıp, mesela en fazla ban yiyen ve bana açılan oyuncuyum. Çok fazla ban yenildim arkadaşlar ve bunun sebebi genel olarak ne biliyor musunuz? Bunun sebebi genel olarak arkadaşlar, yani hiç kıvırtmaya falan gerek yok. Beni çok seven kitle var. Kendilerine cidden çok teşekkür ediyorum zaten. Onlarla bir aile ezreği galesi. Evet, çok sağ olun ama nedense anlamadığım bir şekilde, aşırı bir şekilde de çok beni sevmeyen de bir kitle var arkadaşlar. Bunun sebebini ben daha hala çözemedim ama sizler de zaten yorumlarda arada sırada yazıyorsunuz, söylüyorsunuz. Bizim milletimiz arkadaşlar çok fazla çamur atıyor, çok fazla insanları çekemiyor ve direkt bana da yani bir şeyler başardığımdan dolayı o yüzden nefret ettiklerini, çekemediklerini ben düşünüyorum yani. Abi adamın da bu Bedlion sorununa da o kadar fazla şey yapılıyor ki, FNS yakılıyor ki, maşallah adam 1000 tane FNS yaktı ya. Öldürüyordu bizi. Aman abi. Hop. Hop. FNS'le yaka yaka öldürecek vallahi. Böyle bir şey yok. Durun kaçalım şimdi birazcık. Bu yani benim bu kadar fazla banlanmamın sebebi de beni çok fazla sevmeyen insan olup benimle çok fazla uğraşmasıdır arkadaşlar. Ve bir de MCSC'nin boktan böyle işte hack videolarını inceleyen, hatta inceleme demiyorum çünkü incelemiyorlar, direkt yani ban atıyorlar arkadaşlar. Bu da doğru bir şey. Mesela
Sizin bir videonuzda arkadaşlar 10 kere falan şey yapsalar, 10 kere falan bayağı bir kişi report etse ve hani siz çok MCSC gözünde değerli bir oyuncu olmasanız size direkt ban atabiliyorlar. Ve zaten MCSC de benden hani cidden nefret ediyordu. Evet, banımı açmışlardı, VIP vermişlerdi ama benden nefret ediyorlardı arkadaşlar. Bu da onlara bir fırsat oldu. Dediler artık banlayayım dediler ve banladılar arkadaşlar yani. Hani ben cidden böyle bir şey görmedim. Aman abi, abi oha 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 oha, cidden güzel bug oldu ya. Cidden güzel bir bug olmuş oldu. Bu sorunda da neydi bu sorunun adı? Bedlion'da da güzel bir şekilde bug olmuş oldu ve bot kill. İşte bu ya. Abi adam efsane bot kill yaptı ama ya cidden. Yani atlayacağını hiç düşünmüyordum ama adam o kadar hızlı yaptı ki artık keseceğim keseceğim diye atladı ve bot kill oldu arkadaşlar. Uzun zamandan sonra da bot kill gelmiş oldu. Ve bu adam ölseydim cidden çıldırdım. Çünkü adam PvP'si leş gibiydi. Sadece orada FNS'i ve fazla oku olduğu için yani avantajlı oldu. Ölseydim de cidden çıldırırdım. Bug'dan dolayı falan ölmüş olacaktım. İyi ki de ölmedim arkadaşlar. Adamın hala FNS'i varmış gördüğünüz gibi. FNS bayağı burada zor bir şekilde bitiyor. Ve 4 kişi var şu an galiba. Ben sadece 2 tanesini görebiliyorum. Bilmiyorum, belki sadece 1 kişi vardır. Aman abi ben şuraya hemen kaçıyorum vallahi. Çünkü korkmam. 4 kişi var arkadaşlar. 4 kişi başlıyor burada. Daha iyi mi? Evet, bence daha iyi olduğunu ben düşünüyorum yani 4 kişi başlamanın. Şu adam geliyor. Şöyle bir atarsak aynen. Git lan buradan. Başka da hani çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Evet, belki beni MCC'den yok ettiler ama hani ben MCC'den yok edince bunlar birazcık daha böyle şey yaparlar diye düşünüyordum. Birazcık daha rahatlarlar diye düşünüyordum ama bunların amacı beni sadece MCC'den yok etmek değil, tamamen bu evrenden yok etmekmiş arkadaşlar. Adamlar artık o kadar benden nefret ediyor ki, ne yaptıysam hiçbir şey yapmamışken o kadar kendilerine işine sırf sadece bir şeyler başardığım için nefret ediyorlar ki sadece MCC'den değil tüm evrenden beni yok etmek. Ama tabii ki de öyle bir şey olmayacak GG. Ancak MCSC'den beni silebilirler ama beni sildiler. Birçok RG var. Gördüğünüz gibi Türklere küfür ediyorlar arkadaşlar, şerefsizler, ama oyunu kazandım. Bunlara da girsin. Beni yok ettiler ama başka RG'ler var. Birçok RG'ler var ama onları da hiçbir zaman yok etmeyecekler. Benim 2 yıllık emeğim boşuna gitti ama o 2 yılda uğraştığım şeylerde şu an arkadaşlar meyvesini alıyoruz yani. Cidden destekleyen desteklemeyen herkese de çok teşekkür ederim. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yıkılmadım, hala ayaktayım. Güzel de bir bot kill yapmış olduk. Bana küfreden, bizlere küfreden o şerefsizlere de güzel bir ders vermiş olduk arkadaşlar bence. Her neyse, ben işte teşekkürler, videoyu beğendiyseniz yorumlara like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye bye.